Evet arkadaşlar, 7 adımda TYT 3. adımın 2. konusu olan mutlak değerler. Yaklaşık 1 saatlik video olacak. Önce konumuzu adam akıllı dinliyoruz. Sonra da kitaptaki sorularımızı çözüyoruz. Ne duruyoruz? Hadi bakalım, iyi seyirler. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Şimdiki konumuz mutlak değerler. Bakalım mutlak değerler neyin nesi, geliyor mu, gelmiyor mu? %100 gelir arkadaşlar. Haberiniz olsun, kolay bir konudur, zor bir konu değildir. Hızlı bir şekilde konumuza giriş yapmadan önce YouTube kanalına abone değilsen abone olmayı unutma. Videoyu beğenip yorum atarsanız da mutlu edersiniz. Buyurun arkadaşlar, mutlak değerler. X sayısının y'ye olan uzaklığı, arkadaşlar şimdi x solda mı sağda mı bilmiyoruz ki, x'in y'ye olan uzaklığı. Biz sayı doğrusunda bir ifade gösterildiği zaman, arkadaşlar mesela burası 2, burası 8 olsun. Şu aradaki mesafe kaç birimdir? Hocam 6 birimdir. E tamam da sen büyüğünden küçüğünü çıkarıyorsun. E hangisi büyük hangisi küçük belli değil. Belli değilse arkadaşlar bu mutlak değerden gösterilir. Şu aradaki uzaklık mutlak değer 2 eksi 8 de olabilir. 8 eksi 2 de olabilir. Fark eden bir şey yoktur. Negatif mi çıktı? Mutlak değer demek her zaman pozitifini alıyorsunuz. Bu kadar basit ve net. Ha 2 eksi 8, ha 8 eksi 2 aynı şeydir bunlar. 2'den 8 çıktı eksi 6. Mutlak değer olduğu için mutlak değer uzunluk demektir. O artı 6 demektir. Bu da eşittir 6 birime. Olay anlaşıldı mı? Hangisi büyük, hangisi küçük bilmediğimiz için mutlak değer içerisinde gösteriyoruz. Hocam nasıl yani? Ah, x'in y uzaklığı. Şu x, şu y olsun. Şu uzaklığı mı istiyorsun? Birbirinden çıkaracaksınız ama hangisi büyük, hangisi küçük olduğunu bilmediğim için mutlak değer içerisinde gösteriliyor. Ha, x sayısını sıfıra, sıfır var ya sıfıra olan uzaklığı da şöyle gösterilir arkadaşlar. Ha, burayı sürüyorum. Şimdi hocam bu bizim sıfır noktası x sağda mı solda mı? Bilmiyorum ki. Sağda olsun. Ah bu uzaklığa mutlak değer x ile gösterilir. Çünkü x eksi sıfır, sıfırın bir anlamı yok ki. O da mutlak değer x ile gösteriliyor. Haberiniz olsun. Şimdi önce biz bu soruyu bir halledelim mi? Arkadaşlar bu soruyu meşhur biliyorsunuz zaten. Daha önceden sınavda da gelen bir soru, yani soru, gelen soruya benzer bir soru bu. Diyor ki gerçel sayı eksende 5 noktasından olan uzaklığı, arkadaşlar bizim sayımız x olsun. 5'e olan uzaklığı, ah bu değil midir? Mutlak değer içerisinde x eksi 5. Bitti. Çünkü x 5'in sağından mı solundan mı bilmiyorum. Uzaklığı eksi 3 noktasına olan uzaklığın x'ten eksi 3'ü çıkarınca artı 3 olur. Süper. Onu da gösterdik. Tamam. Eksi 3 noktası uzaklığının yarısından bölü 2 küçük olan. Diyor ki nasıl gösterilir? Bu şekilde gösterilir. X eksi 5 küçüktür. X artı 3 mutlak değer içerisinde bölü 2. Bitti. Ha içler dışlar çarpımı yap. 2 ile çarpın. 2x eksi 10 mutlak değer küçüktür. X artı 3. Şıklarda hangisi varsa işaretlersiniz. İşte gösterimi bu şekilde yapılıyor. Buradan biliyorum. X sayısının bir gerçel sayı dediği için x diyelim. 5 noktası olan uzaklığı x eksi 5. Eksi 3 noktası dediği zaman x'ten eksi 3'ü çıkarınca artı 3 olur. Ve bölü 2'den küçükmüş. Bitti. Şimdi bilinen sayılar ve bilinmeyen sayılar diye ikiye ayırıyoruz. Bilinen sayılar kolaydır. Bütün sayılar arkadaşlar dışarıya pozitif olarak çıkarıyorsunuz. Eksi 5 dışarıya 5 diye çıktı. Eksi 3 dışarıya 3 diye çıktı. 3 bölü 4 de dışarıya 3 bölü 4 diye çıktı. Pozitif zaten aynen çıkar. Negatiflerinde eksini at. Sayıyı pozitif olarak dışarı çıkar. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Pozitif yani bilinen sayılarda bir sıkıntımız yok. Adam dedi ki mutlak değer eksi 7. 7 diye çıkar. Mutlak değer eksi 10. 10 diye çıkar. Mutlak değer 10. O da 10 diye çıkar. Değişen bir şey yoktur. Bilinmeyen sayılar bize gelir. Bilinmeyen sayılarda ise arkadaşlar x'in ne mal olduğunu bize verir. X der ki ya ben sıfırdan büyüğüm Mustafa. Ya da der ki Mustafa hocam ben sıfırdan küçüğüm. Sıfırdan büyükse üzerine artı yazın. Sıfırdan küçükse üzerine eksi yazın. Bu kadar basit ve net. Hadi alttan üstü çarpalım. Bunun cevabı artı x'tir. Alttan üstü çarpalım. Bunun cevabı eksi x'tir. Bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam diyor mutlak değer negatif olarak çıkmazdı ki. Hepsi pozitifti. Bu eksi de nereden geldi? Arkadaşlar
Her sakallı dede değildir. Şu eksiği gördüğünüz zaman şu eksidir anlamına gelmiyor. X'im neydi? Sıfırdan küçük. Sıfırdan küçük ne olsun? Eksi 2 olsun mesela. Eksi 2 eksiyle çarpın. Bu artı oldu. X sıfırdan küçük ise X'im negatiftir. Eksiyle çarpıyorum ki artı olsun. Olay anlaşıldı mı? Aslında bu eksi x negatif bir sayı değil. O pozitif bir sayıdır. Ha, bu artı x. X sıfırdan büyük değil mi? Pozitif sayı. Önüne artı geldi. O da pozitif oldu. Bak her ikisi aslında pozitif sayılarmış. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Şöyle diyebilirim. Mesela eksi 3. Biz bunu 3 diye çıkarıyorduk ya. Aslında bunun orijinali şu an. Üstüne eksi yazın. Çarpın. Bu eksi. Eksi 3'tir. Bak. X'imiz zaten eksiydi. Sıfırdan küçüktü. Önde eksimiz var. Eksi 3 önde eksi var. Ne oldu arkadaşlar sonuç? Artı 3 oldu. Yani şunu kısaca hızlı bir şekilde bir daha özet geçiyorum. Bilinen sayılar dışarıya her zaman pozitif olarak çıkar. Eksi 3 3 diye çıkar. Eksi 5 5 diye çıkar. Eksi 10 10 diye çıkar. Bilinmeyen sayılarda da ise ha pozitiflerden aynen çıkar. Onda hiçbir sıkıntımız yok. Bilinmeyen sayılarda da x sıfırdan büyük mü sıfırdan küçük mü? Bunu kendi soruda sana verir. Sıfırdan büyükse üzerine artı yaz. Sıfırdan küçükse üzerine eksi yaz. Sonra alttan üstü çarp. Alttan üstü çarp. Alttan üstü çarp. Artı x eksi x. Hocam eksi olmaz. Çünkü mutlak değer eksi olamaz da. Oğlum bu eksi x pozitif bir sayıdır. X sıfırdan küçüktü ya. Sıfırdan küçük bir sayı eksiyle çarpınca ne olur? Pozitif olur. Orijinali pozitif. Ama önde eksi var diye bu negatif değildir. Devam edeyim. A sıfırdan küçük, B sıfırdan büyükmüş. Süper. A eksi B. Dur. Ben bu B'yi bu tarafa atınca A eksi B sıfırdan küçük olmaz mı? Aa burası negatifmiş. B zaten pozitif. Üzerlerine ne mal olduklarını yazıyorum. Eksi ise eksi, artı ise artı. Geldik buraya. B zaten neydi? Sıfırdan büyüktü, pozitif. A sıfırdan küçüktü. Eksiyle çarpınca ne oldu? Pozitif. İki pozitifin toplamı pozitiftir. Soru bitti. Çarpar mısınız? Eksi A artı B. Çarp artı 2B. Süper. Bak. Artıdan çarptık aynı şey. Ama şu öndeki eksiyi fışt fışt alsanız da. Eksi 3B artı A. Artı 3B eksi 3B'yi götürdü. Artı A eksi A'yı götürdü. Cevap sıfırdır. Şıklardan sıfırı bulursunuz ve işaretlersiniz. Geldik buraya. Hocam dur. Eksi A sıfırdan küçükse A'nın kendisi pozitiftir. Eksi C sıfırdan büyükse C'nin kendisi negatiftir ki eksini çarpalım ne olsun? Artı olsun. Süper. Demek ki A pozitifmiş. C negatifmiş. B zaten sıfırdan küçüğüm demiş negatif. Tamam. Hadi. A eksi B. A pozitifti. B negatifti hani. Önde de eksimiz var. Burası ne oldu? Artı. İki artının toplamı artı oldu. Geldik buraya. B artı C. B ile C iki tane negatifin toplamı negatiftir. C eksi A. C'miz neydi? Negatif. A pozitifti. Eksiyle çarpınca negatif oldu. İki negatifin toplamı. Burada çarpma yok. Toplama çıkarma var. İki negatifin toplamı negatiftir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Sonrası kolaydır. Alttan üstü çarpalım. Buyurun çarpalım. Çarp artı A. Eksi B. Çarp eksi B. Eksi C. Çarp eksi C artı A. Götüren var mı? 2A. Götüren yok vallahi. Eksi 2B. Eksi 2C. Bana bunu bu şekilde şıklarda bulup işaretlersin. Ne yaptım arkadaşlar? Eksi A sıfırdan küçükse A pozitiftir. Çünkü A negatif olamaz, çarpımı pozitif olur. O zaman sıfırdan küçük olmaz. C de negatif ki çarpımları pozitif olsun. Güzel. Sonra bunlar artı mı eksi mi işaretlerinin üstüne yazdım. Alttan üstü çarptım, soru bitti. Geldik bizim bu sorumuza. Muhteşem bir soru. Nasıl muhteşem bir soru arkadaşlar? Şimdi beni izlemenizi istiyorum. Hocam nasıl muhteşem bir soru? Şimdi biraz da uyanık olacaksınız. Ben sana dedim ki hocam demediniz. Tamam demedim. Yeni daha söylüyorum. Hiçbir sayı dışarıda negatif olmaz. Hiçbir sayı. Her zaman mutlak değerin dışındaki sayılar pozitif olmak zorundadır. Ama hocam oğlum bunu açıklamasın kaç defa yapayım. X negatifim demişti ya. Negatif bir sayı eksiye çarpınca ne oldu? Uyanık olun da.
Şimdi hiçbir zaman sonuç negatif olmaz. O zaman şu y'nin %100 negatif olması lazım. Niçin? Eksine eksiği çarpalım ki mutlak değer artı olsun. He, demek ki y negatiftir. Buradaki x %100 pozitiftir. Ki çarpımın mutlak değer pozitif olsun. Oo, x de pozitif. Tamam, soru bitti. Çarpımları negatif, bölümleri negatif. Çarp eksi x'ye eşittir. Eksi 3y. Y'yi götürdü. X buradan ne çıktı? X 3 çıktı. Zaten x pozitifti. Geldik alttakine. Eksiyle çarpalım. Eksi x bölü y eşittir 2x'e. Hocam zaten x, x'i götürdü. Y değiştirelim. Y'yi buraya, 2'yi buraya. Y de eksi 1 bölü 2 çıktı. X 3, y eksi 1 bölü 2. Toplamlarını istiyor. X'in toplayın 5 bölü 2 mi olur? Şıklardan 5 bölü 2'yi bulursun ve işaretlersin. Olay bu kadardır arkadaşlar. Hadi hızlı bir şekilde özet. Birkaç maddem var. Onları size uyarılarımı göstereyim. Sorularınıza devam ederim. Haydi. Evet arkadaşlar. Şimdi bu özetlerimi göstereyim. Sorularıma giriş yapayım. Mutlak değer içerisinde eksi x varsa şu eksiği bana yok edebilirsiniz. Pıt 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 pıt. Yani mutlak değer x'e eşittir. Şunu demek istiyorum. Mutlak değer eksi 5 ile mutlak değer 5 aynı şeydir. Eksiği yok edebilirsiniz. Bu da dışarı 5 diye çıkar, bu da dışarıya 5 diye çıkar. Önemli bir kuraldır, haberiniz olsun. Mutlak değer x eksi y ile mutlak değer y eksi x. Mutlak değer içerisinde x'ler yer değiştirirsin, bir sıkıntı olmaz ki. Ha 3 eksi 1, ha 1 eksi 3. 1'i 2, 1'i eksi 2 ama dışarıya 2 olarak çıkarlar. Bunlar da birbirine eşittir. 1x ben mutlak değerimden küçüğüm diyorsa o x %100 negatiftir. %100 negatif. Arkadaşlar x pozitif olamaz. 3'e 3 derseniz 3 dışarı 3 diye çıkar. 3 3'ten büyük olur mu? X %100 negatiftir. Mesela eksi 2 olsun. Eksi 2 dışarı 2 diye çıkar. 2 eksi 2'den büyüktür. Yani x'in negatif olduğu zaten belli. Bir sayı ben mutlak değerden büyüğüm diyorsa o sayı %100 pozitiftir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bir mutlak değer ben sıfırım diyorsa içindeki sayı %100 sıfırdır. Tek köklüdür. 1x ben eksi 10'um diyemez. Yalan söyler. Çözüm kümesi boş kümedir. Haberiniz olsun. 1x eksi i'yim diyorsa bu x'ler her zaman pozitife eşit ya. Şu a'nın %100 negatif olması lazım ki eksiyle çarpayım pozitif olsun. Yani a sıfırdan küçük eşittir. Sıfır da olabilir. Dedim ya bir mutlak değer sıfır olabilir. Ama mutlak değer negatif olamaz. Önde eksi varsa o a da negatif olmalı ki çarpım pozitif olsun. 1x ben a'ya eşitim diyorsa şu a %100 sıfırdan büyük eşittir. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı? Kökün derecesi çift ise bu bunu götürdü. Dışarıya mutlak değer diye çıkar. Zaten biliyorsunuz kareköklerde bu kural geçerlidir. Hocam kökün derecesi 4. Kökün derecesi 4. Süper. 4 4'ü götürdü. Bu dışarıya mutlak değer x diye çıkar. Ama kökün derecesi tekse 3 3'ü götürdü. Aynen dışarıya çıkar. Kökün derecesi ile üstteki sayılar aynı olması lazım ki dışarıya aynen çıksın. Çiftlerde mutlak değer, teklerde kendisi direkt olarak dışarıya çıkar. X eksi a, x eksi a'ya eşitse, aynen dışarı çıkmış. Aynen dışarı çıkmışsa x eksi a sıfırdan büyük eşittir. X eksi a, a eksi x. Eksiyle çarpılmış. O zaman x eksi a, şu içindeki sayı sıfırdan küçük eşittir. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Devam edelim. Hocam bu soruya bakalım. B eksi a, a eksi b olmuş. Yer değiştirmiş. Çözüm. O zaman şu b eksi a %100 sıfırdan küçük eşittir. Olay anlaşıldı mı? Sıfırdan %100 küçük eşittir. Sıfırdan küçüktür demeyeyim. Eşit de olabilir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? A eksi b eksi a sıfırdan küçük eşittir. Şu özelliğim. X eksi a, a eksi x olmuşsa x eksi a sıfırdan küçük eşittir. Bazı arkadaşlarımız hata yapıyorlar. Hocam diyorlar bu %100 negatiftir. Tam da sıfır da olabilir. Ona dikkat edin. Eksi a'yı karşıya attım. B küçük eşittir a. Süper. Diyor ki a, b, c'yi sıralayınız. Tamam, devam edelim. Şunu bir c parantezine alalım. C parantezinde ho 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 a eksi b sıfırdan küçüktür. Hocam eşit olaması imkansız. Niçin? Çünkü eşit olursa sıfır olur. O zaman sıfırdan tam doğru. Üsttekinde ben sıfırdan küçük eşit olduğunu gördüm. Yani B A'dan küçük eşit. Ama şuradan A'nın B'ye eşit olmaması lazım.
Çünkü niçin arkadaşlar? Eşit olursa sıfır olur. O zaman eşlik olayı bitti. O zaman A eksi B büyükten küçük çıkarsa burası %100 pozitiftir. Evet, A daha büyük. Burası pozitif. Pozitifler neyin çarpımı sıfırdan küçüktür? Hop, negatif. Doğru mu arkadaşlar? Süper. Şimdi A kare pozitif. O zaman B'nin de kendisi %100 pozitiftir. Güzel. B de pozitif. Niçin? Pozitif pozitife bölersek sıfırdan büyük olur. Güzel. O zaman ben buradan neyi anladım? Sıfır. C negatiftir. B ve A da. B eğer pozitifse A da pozitiftir. İşte sıralama bu şekilde de arkadaşlar. A ve B pozitiftir. C negatiftir. En büyük A, sonra B, sonra C gelir. Haberiniz olsun. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Mantık bu. Olay bu. Hızlı bir şekilde bir de anlatıyorum. B eksi A, A eksi B olmuşsa B eksi A sıfırdan küçük eşittir dedim. Normalde burada eşlik vardı. Alttakinde C parantezini aldım. A eksi B. Şimdi A ile B eşit olması imkansız çünkü sıfır olur. O zaman şu eşlik egal oldu, bitti. A B'den büyükse A eksi B pozitif. O zaman C %100 negatif. Güzel. Şimdi alttakinde de A ve B'nin dedim işaretlerini bulayım. Sırala demiş. İşaretlerini de isteyebilirdi. Maksat hepsini tam bulalım. A kare %100 pozitif. O zaman B de pozitif olmalı ki bölümleri sıfırdan büyük olsun. Süper. Sıfırdan büyük B, sonra A. Sıfırın da küçük bir C sayım var. Güzel. Geldik. Şu alttaki. Önce sağdakine bakalım. Bu alttaki ya da alttakine bakalım. Ben sırayla gidelim. Nereye? Bir sağa, bir sola. Şimdi arkadaşlar. Burayı da artık benim bir işim kalmadı. Burayı da sileyim tam olarak. Maksat temiz olsun. Bu sarı bezimiz de meşhur olmuş ha. Herkes diyor sarı bez, sarı bez. Sarı bez arkadaşlar, gördüğünüz gibi kirlenmiş siyah bez olmuş. Şimdi diyor ki PQR'nin işaretleri nedir? Şimdi burada ben bir şey dikkatimi çekti. Bu R. Önde eksi var. Ama eşitin diğer tarafında R'nin önünde artı var. Demek ki arkadaşlar bu R %100 negatiftir. Ki eksiden çarpmış eksi R. Öndeki eksiden dolayı artı R olmuş. Demek ki R %100 negatif. Bu bir sayı doğrusuysa. Eğer R negatifse P de negatif, Q de negatif. Olay anlaşıldı mı? Bakın. Şu R'nin pozitif olması imkansızdır. Niçin? Pozitifler aynen çıkar. Öndeki eksiden dolayı eksi R olur ki burada artı R var. Eşitin diğer tarafında artı R var. O zaman ben dedim ki bu R %100 negatiftir. R'den yola çıkarak. R negatifse eksiden çarptım eksi R. Eksiden, yani öndeki eksiden dolayı da artı R oldu ki doğru. Bakalım gerçekten eksi eksi eksi. Denklemi sağlıyor mu? Şimdi R eksi zaten belli. Küçük, büyük, en büyük. P eksi Q. Küçükten büyük çıktı. Burası negatif. İki negatifin toplamı. Burası negatif. Çarpalım. Eksi P artı Q. Çarpalım. Eksi P eksi Q. Eksi R. Eksi R var. Artı R var. Süper. Birbirini götüren var mı? Artı Q eksi Q'yu götürdü. Sonuç R eksi 2P. Evet, doğru çıktı. Demek ki işaretlere 3'ü de negatif olması lazım. 3'ün negatif olduğu şıklardan bulup işaretlersiniz. Geldik bizim bu sorumuza. Süper. Çok hoşuma giden bir sorudur arkadaşlar. Yine yorum yapacağız. Dedim ki X %100 pozitiftir. Allah Allah. Hocam niçin X pozitif olsun? Arkadaşlar X negatif olamaz. X negatif olsaydı mesela X'e eksi 5 yazalım. Eksi 5 dışarıya 5 diye çıkar. Eksi 5'ten toplarsanız 0 olur. Ben 0'dan büyüğüm diyor. Nasıl 0 oluyor? Demek ki x negatif değil. X %100 pozitif. 2 yazalım. 2 daha 4. Evet, sıkıntı yok. Şimdi geldik y'ye. Y de %100 negatiftir. Nasıl yani hocam? Ya pozitif olamaz mı? Olamaz. Y'ye artı 3'ü yazalım. Artı 3, 3 diye çıkar. Artı 3 eksen çarptık. Eksi 3. Toplamı payda 0 oldu. Tanımsız oldu. O zaman y artı değildir. Y %100 negatiftir. Negatifse eksi 2 yazalım. Eksi 2 dışarı 2 diye çıkar. Eksi 2 ile eksiyi çarptım. Artı 2 topladım. 4 oldu. Sıkıntı yok. Üst taraf pozitif. Alt taraf da eksi yazınca pozitif oluyor. Pozitif pozitife bölün. Sıfırdan büyük olur. Süper. Demek ki x pozitif, y negatifmiş. Güzel. Hangileri doğrudur diyor. Hangileri kesin doğrudur dememiz lazım. Ya da ki her zaman doğrudur dememiz lazım. Çünkü niçin arkadaşlar? Biri pozitif, biri negatifse toplama hakkında bir şey söyleyemem ki.
Belki pozitif olan daha büyüktür. Belki negatif olan daha büyüktür. Bunun hakkında bir şey söylenemez. Çarpımları sıfırdan küçüktür. %100 doğru. X pozitifti. Tamam. Y negatif. Eksiyle çarptım. Pozitif oldu. İki pozitifin toplamı sıfırdan büyüktür. Bu da %100 doğrudur. Hangisi doğrudur? 2 ve 3 doğrudur. 1 yanlıştır. X pozitiftir. Y negatiftir. Haberiniz olsun. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Hadi hızlı bir şekilde seri sorularımıza giriş yapalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Bu sorularımızı hızlı bir şekilde çözelim. Mutlak değer 2x eksi 1 13 ise ben sana dedim ya 13'tür ya eksi 13'tür. Kaldır mutlak değerleri. Hadi bakalım. Dediniz ki 2x eksi 1 ya 13'tür, 2x eksi 1 ya da eksi 13'tür. Bitti bu kadar. En dıştaki mutlak değeri kaldırdım. Ya 13'tür ya da eksi 13'tür. Eksi 1'i karşıya attım 14, 2'ye böldüm. X buradan 7 çıktı. Eksi 1'i karşıya attım artı diye geçer. Eksi 12, 2'ye böldüm. X buradan eksi 6 çıktı. Bitti. Çözüm kümesi 7,6'dır. Der ki x değerleri toplamı nedir? X değerleri çarpımı nedir? Artık ne isterse ona göre sen soruyu çözersiniz. Geldik buraya. En dıştaki mutlak değeri kaldır. Hocam kaldırdık. Şu içindekini olduğu gibi yazın. Mutlak değer 2x eksi 1 eksi 4 ya 13'tür. Mutlak değer, evet. Mutlak değer 2x eksi 1 eksi 4 ya da eksi 13'tür. Arkadaşlar şu içindekini olduğu gibi yazdım. Bakın olduğu gibi yazdım. Ya 13'tür dedim ya da eksi 13'tür dedim. Şimdi bu eksi 4'ü karşıya attım. Mutlak değer 2x eksi 1 neye eşittir? Eksi 9'a. Oğlum hiç mutlak değer. Bu 2x eksi 1'dir ha. Eksi 1'de mutlak değer gibi yaptık. Hiç mutlak değer eksi 9 olur mu? Olmaz. Buradan arkadaşlar bir halt çıkmadı. Çıkmadı. Çünkü mutlak değer eksi 1 olamaz. Bunun çözüm kümesi boş küme. Geldik üsttekine. Şimdi eksi 4'ü karşıya attım. 2x eksi 1 neye eşittir? 17'ye. Kaldır yine mutlak değeri. 2x eksi 1 ya 17'dir. 2x eksi 1 ya da eksi 17'dir. Soru bitmiştir. Eksi 1 karşıya attım. 18 2'ye böldüm. X buradan 9 çıktı. Çözüm kümesi bir 9 çıktı. Eksi 1'i karşıya attım. Eksi 16 2'ye böldüm. Bir de arkadaşlar eksi 8 çıktı. Bitti bu kadar. Umarım olay anlaşıldı. Ne yaptım? Hızlı bir şekilde anlatıyorum. Şimdi şu en dıştaki mutlak değeri önce bir kaldırdım. Kaldırdığınız gibi ya 13'tür ya da eksi 13'tür. Eksi 13'ten eksi 4'ü karşıya attım. Ne oldu? Eksi 9. Mutlak değer içeride bir tane vardı ya. Hiç mutlak değer eksi 9 olur mu? Gitti. Çöp. Geldik buraya. 17, 13'ten eksi 7, eksi 4'ü karşıya attım. 17. Şimdi baktım bir tane daha mutlak değer var. Şimdi bu sefer arkadaşlar şu mutlak değeri pıt pıt kaldıralım. İki durum var. Ya 17'dir ya da eksi 17'dir. X buradan 9 çıktı. X buradan eksi 8 çıktı. İşte çözüm kümesini bulmuş olduk. Geldik bizim bu sorumuza. Hocam iki mutlak değer birbirine eşitse sıkıntı değil ki. Aynı kural. 13 gibi düşüneceksiniz. Yani sayı varmış gibi düşüneceksiniz. Arkadaşlar bu 13 de aslında mutlak değerli gibi düşünebilirsiniz. Çünkü mutlak değer negatife eşit olamaz. Sanki burada mutlak değer varmış gibi düşünebilirsiniz. Yani sanki iki tane mutlak değer eşitse ya bu budur ya da eksisidir. Aynı mantık yine burada da geçerli. 2x eksi 1 ya x artı 4'tür. 2x eksi 1 ya da eksi x eksi 4'tür. Ya bu buna eşittir ya da eksisine eşittir. İstediğiniz birine eksiye çarpmanız yeterlidir. Ya da hocam x artı 4 2x eksi 1'dir. X artı 4 eksi 2x artı 1'dir. Birine eksiye çarpın yeterli. X'i bu tarafa attım. Eksi 1'i karşıya attım. X buradan 5 oldu. Eksi x'i bu tarafa attım. 3x. Eksi 1'i karşıya attım. Eksi 3'ten. X ne çıktı arkadaşlar? Eksi 1 çıktı. Çözüm kümesi eksi 1,5'tir. Soru bitmiştir. Çözüm kümesi eksi 1'e 5 ve kümeyi kapat. Soru bitmiştir. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Mantık bu olay bu. 2x eksi 1 ya x artı 4'tür. 2x eksi 1 ya da eksi x eksi 4'tür. X'i bul. X'i bul. Soru bitti. Geldik alttaki sorumuza. Hocam mutlak değer yok. Önemli değil ki. Burada mutlak değer var mıydı ki? Burada mutlak değer var mıydı ki? Diyordunuz hocam ya 13'tür ya da eksi 13'tür. Aynı mantık. Ha bu soru, ha bu soru. Değişen bir şey yoktur. Bir yerde problem var. Onu da soruyu çözerim. Sonrasını anlatacağım. 2x eksi 1 ya x eksi 4'tür.
2x eksi 1 ya da eksi x artı 4'tür. Bunu tutup eksiyle çarptım. Süper. X'i bu tarafa attım. Eksi 1'i karşıya attım. X buradan bir eksi 3 çıktı. Eksi x'i bu tarafa attım. 3x eşittir 5'ten. X ne oldu? 5 bölü 3 oldu. Hocam iki değer buldum. Arkadaşlar bu iki değere yerine yazmak zorundasın. Nasıl? Bakın izleyin. Şimdiye kadar bilinmeyenlerin hepsi mutlak değerdi. Bakın x mutlak değer. Bakın x mutlak değer. Bakın x mutlak değer. Burada bilinmeyen mutlak değersiz. Başıboş geziyor. Arkadaşlar bu bulduklarımı yerine yazalım ki belki sonuç negatif olabilir. Mesela eksi 3'ü yazdım. Eksi 7. Hiç mutlak değer eksi 7 olur mu? Olmaz tabii ki. Bu arkadaşlar gitti. 5 bölü 3'ten 5 bölü 3 arkadaşlar yaklaşık kaçtır? 1 küsür. 1 küsürden 4 çıktı. Aa bu da negatif çıktı. Hiç mutlak değer negatif olur muydu? Aa ikisi de gitti. Çözüm kümesi boş kümedir. Olayı anlaşıldım arkadaşlar. Demek ki eğer x mutlak değersizse bulduğun değerleri yerine yazacaksın. Sağlamama durumu var. Mesela x'ten hepsi mutlak değerli. Bulduğun değerleri yerine yazma. Hocam x mutlak değersiz. Bulduğun değeri yerine yazacaksın. Sağlamayabilir. Buna dikkat ederim. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. E hadi. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. X mutlak değersizse bulduğumuz değeri yerine yazacağım ki çünkü mutlak değerin negatif olma ihtimali var. Ama burada negatif olma ihtimali yok. Bulduğun değerleri yerine yazma. Olay anlaşıldı çünkü mutlak değer ya daima pozitiftir. Geldik bizim bu soruya. Çözüm. Şimdi ben bunu bir çarpandan ayıralım. Bu 4'ün karesi ya 2 kare farkı. X eksi 4'e x artı 4. Ayrı mutlak değer yazabilirsiniz çarpma işleminde. Bir sıkıntı yoktur haberiniz olsun. X eksi 4. Süper. Hocam şu x eksi 4, x eksi 4'ü götürdü. Götürenleri 0'a eşitliyorduk. X eksi 4 sıfırdan x neye eşittir? 4'e. Bu bir kenarda kalsın. Arkadaşlar her götüren sıfıra eşitlemek zorundasın. Çünkü köktür ha bu. Şimdi sen x'e 4 yazsan sağlamıyor mu? 0 eşittir 0 sağlıyor. O zaman sağlıyorsa niye bir tek götürmekten kalıyorsunuz? Götürdüğü zaman 0 eşitleyeceksin. Güzel. Tamam burada ne gözükmeyen neyin kaldı? Birim kaldı. X artı 4 eşittir 1'den. İki durum var. X artı 4 ya 1'dir. X artı 4 ya da eksi 1'dir. X buradan eksi 3 çıktı. X buradan eksi 5 çıktı. Süper. Bulduğun bu 3 değeri yerine yazmaya gerek var mı? Yok. Bitti. Çözüm kümesi işte bu 3'üdür. Soru bitmiştir. Geldik buraya. Hocam bunu çarpandan ayıralım. Eksi 5'e artı 1. Çarp eksi 5. Topla eksi 4. Yani mutlak değer x eksi 5'e. Mutlak değer x artı 1. Eşittir x eksi 5'e. Hocam x eksi 5 x eksi 5'i götürdü. Ama hocam bu mutlak değersiz nasıl götürüyor? Arkadaşlar. Buradaki gibi ha. Sonuçta mutlak değer var yani. Çünkü niçin? İki, yani mutlak değerin sonucu pozitif olur. O zaman burasının %100 pozitif olduğunu biliyorsan bunu mutlak değerde yapabilirsiniz ki. Yani sanki burada bizim bir gözükmeyen mutlak değerimiz varmış gibi düşüneceksiniz. Çünkü negatif olamaz ha. Olamazsa 3 gibi, 5 gibi, 10 gibi bir sayı. E sen onu ha mutlak değer için almışsın ha almamışsın. Değişen bir şey yok ki. Tamam süper. Hocam bu x eksi 5. X eksi 5'i götürdü. Ama x eşittir 5 bir köktür. Onu bir kenara yazalım. X artı 1 mutlak değer eşittir 1'den. Çünkü burada gözükmeyen birim kaldı. İki durum var. X artı 1 ya 1'dir. X artı 1 ya da eksi 1'dir. 1'i karşıya attım. X ya 0'dır ya da eksi 2'dir. Süper. 3 tane değer buldum. Arkadaşlar bu bulduğun değerleri yerine yazacaksın. Sağlıyor mu sağlamıyor mu? Çünkü niye mutlak değer yoktu burada? 5 yazdım 0. Mutlak değer 0 olabilir mi? Olabilir. 0 yazdım eksi 5. Oğlum hiç mutlak değer eksi 5 olur mu? Olmaz tabii ki. Kök gitti. Eksi 2. Eksi 7 oldu burası. Hiç mutlak değer eksi 7 olur mu? Olmaz tabii ki. Arkadaşlar burada bir tek kökümüz 5'tir. Şıklardan 5'i bulursun ve işaretlersin. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Mantık bu. Olay bu. Güzel bir soru. Bir daha anlatıyorum. Çarpanlarını ayırdık. X eksi 5, x eksi 5'i götürdü. Ama götürenleri 0'a eşitleyeceksiniz. X buradan 5 çıktı. Süper. Hocam x'i 5 bulduktan sonra burayı hızlı bir şekilde bir daha anlatayım. X'i 5 buldum. Hocam burada bir x artı 1 kaldı. Tamam yazalım. X artı 1 mutlak değer eşittir. Gözükmeyen birim kaldı. İki durum var. X artı 1 ya 1'dir. X artı 1 ya da eksi 1'dir. X buradan 0 çıkar.
X buradan eksi 2 çıkar. 2 değeri de yerine yazdım. Sağlamadı, sağlamadı. O zaman bir tek 5 var. Çözüm kümesi arkadaşlar. Bir tek 5'tir. Şıklardan 5'i bulursun ve işaretlersin. Geldik bizim bu sağdaki sorumuza. Süper bir sorudur. Çok hoşuma gittiği için yazdım. ABC sıfırdan farklıymış. Güzel. ABC birer reel sayıymış. Süper. Ama birbirinden de farklıymış bunlar. A artı B mutlak değer B. B artı C mutlak değer A eşitmiş. A, B, C'yi sırala demiş. Arkadaşlar şimdi buradaki problem şu. Başlangıç. Bu pozitif mi? Negatif mi? B. Onu bilmiyoruz. Arkadaşlar B sıfırdan büyük olsun. Pozitif olsun. Tamam. Sıfırdan büyük bir sayı dışarı aynen çıkar. A artı B, B'den. B'yi karşıya attım. B, B'yi götürdü. A ne çıktı? Sıfır çıktı. Olmaz. A, B, C sıfırdan farklıydı. O zaman bu hata. Demek ki B sıfırdan büyük değilmiş. Demek ki bu B arkadaşlar neymiş? Negatifmiş. Tamam. Hadi bakalım. Bu yanlış. Bu sefer hocam B negatif olsun. B sıfırdan küçük. Güzel. B sıfırdan küçükse eksiyle çarpılacak. A artı B eşittir eksi B'ye. B'yi karşıya attın. A neye eşittir? Eksi 2B'ye. Güzel. Bunu buldum. Şimdi B'nin negatif olduğunu biliyorum. Değer yazalım. B eksi 1 olsun. A ne oldu arkadaşlar? A 2 oldu. A 2 ise A pozitif bir sayıymış demek ki. Pozitifler dışarı aynen çıkar. Yani B artı C eşittir A'ya. Şimdi B'yi ne bulmuştum? Eksi 1. Negatifti ya. Eksi 1 değer yazdım. A neydi? 2. Eksi 1'i karşıya attım. C ne oldu? Hocam C de 3 oldu. C 3, A 2, B eksi 1. Bana bunları sıralar mısın? En büyük C, sonra A, sonra B'dir. Olay bitmiştir. Hadi bakalım. Seri sorularımıza güzel bir yorum sorum var. O yorum sorumu da sizinle paylaşayım. Sorularımıza devam. Evet arkadaşlar, muhteşem 3 tane soru birincisinden başlıyorum. Şimdi 3 mutlak değerin toplamı 1 verilmiş bize. Ve diyor ki yeni değerler çarpımı nedir? Güzel. Şimdi ben bu soruyu çözmeden önce ekstra bir soru daha çözeyim. Mesela dedim ki 2x eksi 4 artı. Dedim ki 3x eksi 6 artı. Ne olsun? 2 eksi x. Dedim ki eşittir ne olsun arkadaşlar? 12 olsun. Dedim ki bunun çözüm kümesi nedir? Sorumuz bu arkadaşlar. Şimdi izleyin beni. Bunu 2 parantezine alabiliriz. Bunu 3 parantezine alabiliriz. Bunlar birbirine benzer çıkıyor. Ama bu öyle bir şey değil. 3x artı y artı 3, 3x artı y artı 4, x eksi 2 kesiminden saçma sapan ifadeler. Şimdi dedim ki hocam bunu 2 parantezine aldım. X eksi 2. Şunu 3 parantezine aldım. X eksi 2. Artı şunları yer değiştirdim. Yer değiştirebilirsin. X eksi 2 eşittir 12. 2, 3 daha 5. Bir de gözükmeyen burada var. Etti 6. 6 tane x eksi 2 12'den. 6'yı 6'ya böldüm. X eksi 2 eşittir 2'den. 2 durum var. X eksi 2 ya 2'dir. X eksi 2 ya da eksi 2'dir. X ya 4'tür ya da 0'dır. Şıklardan bulursun ve işaretlersin. Bunu da aradan çıkarmış oldum. Ama bu soru öyle bir soru değil. Bu soru öyle bir soru değil. Ha eşittir 0 derse ye soru çok kolay. 0 0 0. 3 tane mutlak değerin toplamı eğer 0 ise hiçbir şey yapmana gerek yoktur. Hepsinin toplamı yüzde yani hepsi birer birer 0 eşittir. Çünkü arkadaşlar birisi 1 olsa birisi eksi 1 olamaz. Mutlak değerler her zaman ya 0'dır ya da 0'dan büyük sayılar çıkar sonuç olarak. Demek ki eşittir 0 deseydi de hepsinin 0'a eşittiğin soru biterdi. Ama bu soru öyle bir soru da değil. Şimdi geldik asıl sorumuza. Ne demiş arkadaşlar? 1'e eşitim demiş. Burada benim bir şey dikkatimi çekti. Ne arkadaşlar? Şu 3x artı y. Şu 3x artı y. Dur. 3x artı y artı 3. 3x artı y artı 4. Bir fazlası. O zaman biri sıfırsa biri %100 birdir. Değil mi arkadaşlar? Bakın 3x artı y artı 3. 3x artı y artı 4. Biri diğerinden bir fazla. Sonuçta bir çıktığına göre bunlardan bir tanesi sıfır bir tanesi birdir. Kesinlikle ben bunu biliyorum. Tamam süper. Biri sıfır biri birse o zaman buna ne halt oldu? Burası %100 sıfırdır. %100. Yani x %100 2'dir. Çünkü arkadaşlar biri sıfır, biri de bir fazlasıysa birse toplamlarda eğer bir verilmişse o zaman buna bir halt kalmadı. Bu %100 sıfır.
X'i 2 buldum. Hadi X'e 2 yazalım. Bu gitti zaten. X'e 2 yazdım. Y artı 10. Evet. Mutlak değer tabii ki. Artı X'e 2 yazmıştık. Evet. 6, 9 mu oldu? Evet. Y artı 9 eşittir 1'e. Ben dedim ki kendi kendime Y artı 1, işte Y artı 9, Y artı 10. Bu bundan bir fazla. O zaman ben dedim ki şu içindeki ifade 0, şu içindeki ifade 1 olabilir. Ya da şurası eksi 1, şurası 0 da olabilir. Sonuçta 1 fazla ya. Bak soldaki 1 fazla. 0'a 1 olabilir, eksi 1'e 0 olabilir. Eksi 1 de mutlak değerin dışına 1 diye çıkar. Yine toplamı 1 olur, sıkıntı yok. O zaman y artı 10, y artı 10 1 ya da y artı 9 0 ise y ne oldu? Y eksi 9 oldu. Alttaki tabanda buradaki ile buradaki aynı şey çıkacak zaten. Y artı 9 eksi 1 ise y eksi 10 da olabilir. Ya da y artı 10 0 ise y yine eksi 10 olur. Haberiniz olsun. Y bir 9 çıktı. Yani eksi 9'a eksi 10 çıktı. Ne istiyorsun? Çarpma. Çarpınca cevap 90 oldu. Haberiniz olsun. Müthiş bir sorudur. Çözümünü bu şekilde yapmış oldum. Hızlı bir şekilde bir daha anlatıyorum. Bir şey dikkatini çekti. 3x artı y'ye 3x artı y'ye. Baktım artı 3'e artı 4 1 fazla. O zaman 1 fazlaysa o zaman 1 0 1 1'dir. %100. O zaman buna bir halt kalmadı. Bu gitti. Yerine yazdım. Dedim bu 0'a bu 1. 1 fazlası ya. Ya da eksi 1'e 0. 1 fazlası ya. Soru bitmiştir. Geldik bizim bu soruya. Yine güzel bir yorum sorusu. Şimdi arkadaşlar mutlak değerin sonucu %100 pozitiftir. Burasının %100 pozitif olduğunu biliyorum. O zaman y %100 pozitiftir. Çünkü arkadaşlar mutlak değeri 2'ye bölün sonuç %100 pozitif çıkar. Yani negatif çıkamaz. Y pozitif. O zaman y pozitifse mutlak değerin bir önemi yok ki. Bunu dışarı atalım. 3x artı y neye eşittir? 14'e. Süper. Şimdi bundan sonra arkadaşlar iki durum var. X 0'dan büyük mü? X 0'dan küçük mü? Hocam x 0'dan büyükse dışarı aynen çıkar. İşler dışarı çarpımı yaptım. X neye eşit oldu? 2y'ye. X'e 2y yazdım. 7y. 14'ten y ne oldu? Y 2 oldu. Y pozitifti. Süper. Geldik buraya. X 0'dan küçük olsun. Şurası negatiftir. Eksiden çarpılacak. X eksi 2y olur. X'e eksi 2y yazınca y negatif olur. Çünkü eksi 6y eksi 5y eksi 14 bölü 5 olur. Negatif oldu. Hani y pozitifti. Bu iptal. Demek arkadaşlar y 2'ymiş. Y 2 ise x'te 4 çıkar zaten. Evet. Y2. Y'ye 2 yazdım. X4. Adam benden ne istiyor? Zaten X 0'dan büyüktü. X artı Y istiyor. X artı Y de 6'dır. Şıklardan 6'yı bulursun ve işaretlersin. Ne yaptım arkadaşlar? Bir defa bunu gördüğüm gibi güzel bir yorum sorusu. Dedim ki burası %100 pozitif. Ha, X'e bağlı değil. Çünkü mutlak değer olduğu için burası %100 pozitif. O zaman Y pozitiftir dedim. Ya pozitifse bu mutlakların bir önemi yoktur. Dışarı attım. 3x artı y eşittir 14'ten. Şimdi ondan sonrası arkadaşlar x içindeki x 0'dan büyük mü 0'dan küçük mü? 0'dan küçük çıkınca y negatif çıkıyor. X 0'dan büyükse y 2 çıktı. Çünkü x 0'dan büyükse aynen dışarı çıkar. İşler dışarıdan x 2y oldu. X'e 2y yazdım. 7 ya 14'ten y 2 oldu. Y'ye 2 yazınca x de 4 oldu. Toplamlar da 6'dır. Geldik sağdaki sorumuza. Şimdi arkadaşlar böyle bir ifade verilmiş bize. Şimdi diyor ki hangileri her zaman doğrudur? Arkadaşlar şu A %100 pozitiftir. Nerede anladınız hocam? Arkadaşlar A negatif olursa bu eksiden çarpılacak. Eksi A artı A toplamı 0 olur ki ben 0'dan büyüğüm diyor. Olay anlaşıldı mı? Demek ki A %100 pozitiftir. B de %100 negatiftir. Arkadaşlar niçin? B pozitif olursa pozitif dışarı aynen çıkar. B, B'yi götürdü sıfır oldu. Demek ki B de %100 negatiftir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? A pozitif, B negatif. Tamam. Diyor ki hangileri her zaman doğrudur? Yeter ki sıfıra eşit olmasın diye bu değerleri yazdım. A ya pozitiftir ya negatiftir. B ya pozitiftir ya negatiftir. A negatif olursa sıfır olur. B pozitif olursa sıfır olur. Demek ki A pozitif, B negatif. Çarpımları negatiftir. %100 doğru. Evet çarpımlar negatif. B fark A. Dur. Şu eksi A'yı karşıya salladım. Sallayalım arkadaşlar. B küçüktür A olur. B A'dan küçük mü? Evet hocam doğru. 2 de doğru. Çünkü B negatif A pozitif ya.
Toplamları sıfırdan büyüktür diyor. Nereden biliyorsun? Acaba bu mu pozitif olan mı büyük, negatif olan mı büyük? Onu bilemezsiniz ki. Bu kesinlik yok. Ha, hangileri doğru olabilir deseydi o zaman bu da doğru olabilir. Mesela ben buna artı 3, buna eksi 2 derim. Doğru olabilir. Ama tam tersi de olabilir. Artı 2'ye eksi 3 olursa da toplamlar negatif oluyor. Demek bu her zaman doğru değilmiş. 1 ve 2 her zaman doğrudur. 1 ve 2 ışıklarda bulursun ve işaretlersen. Beyin yakan bir yere geçeyim mi sizinle birlikte? Beyin yakılır. Dikkat ederim. Biraz böyle bir derin nefes alalım. Beyin yakan XX large türünde güzel bir yerim var. Onu da size anlatayım. Sorularımıza devam edelim. Evet arkadaşlar, muhteşem iki tane soru. Buradan başlayalım. Sonra şuradan devam edelim. K ne olmalı ki çözüm kümesi boşluğunda bir elemanlı, iki elemanlı, üç elemanlı, dört elemanlı olsun? Acaba bunu halletmek istiyorum arkadaşlar. Normalde bu tarz soruların çözümü şöyle yapılıyor. Uzun uzadıya kitaplardaki çözümü hep budur. Bunu sıfıra, bunu sıfıra eşitliyorlar. Bakın arkadaşlar, bunlar birbirine eşit olsa soru kolay. Daha önce ben size çözdüm ya. Şöyle bir şey. X eksi 1 artı 2x eksi 2 artı 3x eksi 3 dedim. İşte eşittir ne olsun? 30 olsun. Çözüm kümesinde de. Şunun iki parantezini alırsınız. Aha, iki parantezinde x eksi 1. Şunu da 3 parantezine alırsınız. X eksi 1 eşittir 30'dan. Hocam burası 6 tane x eksi 1. Eşittir 30'dan. 6'ya 6'ya böldüm. X eksi 1 eşittir 5'ten. X eksi 1 ya 5'tir ya eksi 5'tir, soru bitti. Ama ne yazık ki bunlar birbirine benzeyen sorular değil. Bakın. Biri x eksi 1, biri x artı 3. Benzetemiyorsunuz. Benzetemediyseniz arkadaşlar bir yerde tıkandık. O zaman benim bunları dışarı atmam lazım. Nasıl atacağım? Hem bunu sıfıra eşitledim, hem bunu sıfıra eşitledim. Hocam burayı sıfıra eşitledim. X 1 çıktı. Hocam burayı sıfıra eşitledim. X eksi 3 çıktı. O zaman benim bu x'im eksi 3'ten küçük olabilir. Benim bu x'im eksi 3'ten 1 arasında olabilir. Benim bu x'im 1'den büyük olabilir. Arkadaşlar şu 3 durumu da inceleyeceğiz. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Hadi x eksi 3'ten küçük olsun. Şurayı da sileyim. Alt alta yapayım. Fazla da sıkıştırmayalım. Dedik ki eksi 1, eksi 3 ile 1 arasında 3 durum var. Ya benim bu x'im eksi 3'ten küçüktür. Ya x'im eksi 3'ten 1 arasındadır. Ya da x'im 1'den büyüktür. Başkası imkansız. X eksi 3'ten küçük olursa bu da negatif, bu da negatiftir. Her ikisini de eksiyle çarpıyorsunuz. Eksi x artı 1. Eksi x eksi 3. Eksinin eksine çarptım. Eşittir 6'dan. Şurası eksi 2x'i karşıya attım. 2x. Şurası eksi 2. Karşıya attım. Eksi 8. X'i ne bulduk? Eksi 4 bulduk. Süper. Gördünüz mü? X eksi 4 oldu. Eksi 4 eksi 3'ten küçük mü? Evet, bitti. Geldik buraya. Eksi 3'ten 1 arasında. Hocam eksi 3'ten 1 arasında benim bildiğim bir sıfır değeri var mesela. Sıfır yazınca burası negatif olur. Eksiyle çarpılacak. Eksi x artı 1. Sıfır yazınca burası pozitif olur. Aynen dışarıya çıkar. Eşittir 6'dan x x'i götürdü. 4 eşittir 6 yanlış çıktı. Hocam x 1'den büyük olsun. Bu da pozitif, bu da pozitif. Aynen dışarı çıkarlar. X eksi 1 artı x artı 3 eşittir 6'dan. 2x. 2'yi karşıya attım 4'ten. X ne oldu? 2 oldu. Ben 1'den büyüğüm diyor. 2 de olur. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Normalde profesyonel çözüm budur. Bunu bilin yani. X ya 0'a 0 eşitledim. 1'e eksi 3 çıktı. 1 ile eksi 3 arasında arkadaşlar. Sayı doğrusuna gösterebilirsiniz. Eksi 3'e 1. Ya benim x'im şu aralıktadır. Eksi 3'ten küçüktür. Ya x'im şu aralıktadır. Eksi 3'ten 1 arasındadır. Ya da x'im 1'den büyüktür. Başka bir ihtimal yok ki. 3 durumu ayrı ayrı incele. Soruyu çöz. Ama ben sana bir tane pratiklik göstereyim arkadaşlar. Pratikliğimiz de şu olsun. Hatta sana bir tane de neyse önce pratikliği göstereyim. Sonra bununla alakalı ödevler zaten yazacağım. Arkadaşlar mantık şu. Daha önce ben bunu size anlatmıştım. X'in 1 eksi, X'in 3 fazlası. Bu bizim X'imiz olsun. X'in 1 eksi, X'in 3 fazlası. Fark kaç birim? Fark 4 birim. Dışarıdaki fark büyüyor mu? Küçülüyor mu? Büyüyorsa bir sıkıntı yok. Arkadaşlar bir gün sonra bizim bilgi olarak, fiziksel olarak artmamız lazım, büyümemiz lazım. Büyümelerde sıkıntı olmaz. Ama küçülme varsa orada bir sıkıntı vardır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar farkı 4 demiştik. Dışarıdaki farka bakalım. Fark ne? 6. Aa büyümüş.
Arkadaşlar büyümüşse mutlak değerin tüm özellikleri geçerlidir. Nasıl yani? Kaldır mutlak değerleri. Kaldır. X eksi 1 artı x artı 3 ya 6'dır. X eksi 1 artı x artı 3 ya da eksi 6'dır. Dedim ya problem yok. Problem yok şu anlama gelir. Mutlak değerin tüm özellikleri geçerli. Tamam. 2x. Şurası 2 oldu toplamı. Karşıya attım 4'ten. X'i 2 buldum. 2x. 2'yi karşıya attım. Eksi 8'den eksi 4 çıktı. Bitti arkadaşlar. İşte çözüm kümesi budur. Hocam. X eksi 1'e x artı 3 eşittir 2 olsun. Fark x'in 1 eksiği, x'in 3 fazlası. Fark kaç birim? 4 birim. Dışarıda ne var? 2 var. Aa, küçülmüş. Küçülmüşse çözüm kümesi boş kümedir. Bakın küçülme var. Fark 4'tü. 4'ten 2'ye düşmüş. O zaman küçülme var. Küçülme varsa arkadaşlar çözüm kümesi boş kümedir. Ha eşittir 10 olsaydı yine mutlak değerin tüm özellikleri geçerli. Ya 10 ya eksi 10 soru bitmiştir. Bir de arkadaşlar eşit de çıkabilir. Şöyle bir şey. X eksi 1 mutlak değer artı x artı 3 eşittir 4 diyelim bu seferden. 3 durum var. Ya büyür ya küçülür ya da eşit olur. Büyüdüğü zaman sıkıntı yok. Kaldır mutlak değerleri ya 6 ya eksi 6. Küçük çıkarsa boş küme bitti. Ama eşit çıkarsa ne yapacağız? Arkadaşlar 0'a 0 eşitledim. X'in 1 eksiği, X'in 3 fazlası. Fark kaç birim? 4 birim. Dışarıda ne var? 4 birim var. Aa, adam anı yaşamış. Anı yaşamışsa burayı 0'a burayı 0 eşitledik ya. X bir 1 çıktı bir de eksi 3 çıktı ya. O zaman çözüm kümesi eksi 3 ile 1 aralığı diyorsunuz. Soru bitmiştir. Eksi 3 ile 1 aralığında hangi değeri yazarsanız yazın. Çözüm kümesi arkadaşlar hep doğru çıkar. Mesela 0'ı yazalım. 0 yazdım 1 diye çıktı. 0 yazdım 3 diye çıktı. Toplamı yine 4 oldu. Hocam bu arada ne var? Eksi 1 var. Eksi 1 yazalım. Şurası eksi 2, 2 diye çıktı. Eksi 1 yazdım. Bu da 2 diye çıktı. Toplamı yine 4 oldu. Bakın çıkıyor. Demek ki büyürse ya 6 ya eksi 6 iki durum var. Küçülme varsa çözüm kümesi daima boş kümedir. Hocam aynısı çıktı. Fark 4'tü. Dışarıda da 4 var. 0'a 0 işte çözüm kümesi bu ikisinin aralığındaki bütün değerlerdir. Haberiniz olsun. Şimdi geldik bizim bu sorumuza. Şimdi arkadaşlar bu da güzel bir yorum sorusudur. Şimdi soru ne diyor? Mutlak değer içerisinde 2x eksi 3 artı k 10'dur. K ne olmalı ki diyor çözüm kümesi boş küme olsun. Arkadaşlar problem şu. Bu k'nın dışarıdaki 10 ile bir ilişkisi vardır. Ya bu k ya 10'dur. K ya 10'dur. Ya K 10'dan büyüktür. Ya K 10'dan küçüktür. Ya K eksi 10'dur. Ya da K eksi 10'dan küçüktür. Arkadaşlar bu K dışarıda 10 var ya. Zaten dışarıda eksi olamaz. Dışarıda eksi hiç olur mu? Çözüm kümesi olsa bu direkt boş küme olurdu. Anlatabiliyor muyum? Dışarıdaki eğer 10 eksi 10 olursa mutlak değer eksi 10'a eşit olamaz. Çözüm kümesi direkt boş küme. Hiç soruyla uğraşmaya gerek yoktur. Bu K dışarıdaki 10'la bir ilişkisi var. Ya 10'dur ya 10'dan büyüktür. Ya 10'dan küçüktür ama sonsuza kadar gidecek hali yok. 10'dan küçük ama eksi 10'dan büyük. Çünkü eksilesini alacaksınız. Ya eksi 10'a eşittir ya da eksi 10'dan küçüktür dedim. Hocam K 10 olsun. Tamam K 10 olsun arkadaşlar. Ben bu K'yı 10 alırsam. Kaldır şu en dıştaki mutlak değeri. Ne kaldı arkadaşlar? Söyleyin bana. İşte bunların ezberi yapılmaz. Sürekli yorum yapacaksınız. Hocam K 10 olsun. 2x eksi 3. Mutlak değer. Artı. Ne dedik arkadaşlar? 10. Ya 10'dur. Bu büyüklükler sonra inceleriz. Mutlak değer 2x eksi 3. Artı 10. Ya da eksi 10'dur. K 10 olursa. K'ya 10 bastım. Ya 10'dur ya eksi 10'dur. Güzel. Onu karşıya attım. 0. Şurası 0 eşit oldu. 2x eksi 3 ya 0'dır. Onu karşıya attım. Eksi 20. Hiç mutlak değer eksi 20 olur mu? Olmaz. 2x eksi 3 0'sa x buradan bir tek 3 bölü 2 olur. Aa, demek ki bu k dışarıdakinin aynısıysa çözüm kümesi tek elemanlı çıktı. O zaman çözüm kümesi bir elemanlıysa k %100 10'dur. Bakın bu şekilde hesap yapacaksınız. Bunun ezberi yapılmaz. K'ya arkadaşlar 10 bastım. K'ya 10 dedim. En dıştaki mutlak değeri kaldırdım. Ya bu 10'dur ya eksi 10'dur. 10 olursa 0'a eşit oldu. Onu karşıya attım. Eksi 20 olamaz. Bu elendi gitti. 2x eksi 3 0'sa bunun çözüm kümesi arkadaşlar t
tek bir elemandır. O da 3 bölü 2'dir. O zaman çözüm kümesi bir elemandıysa K direkt ona eşittir. Devam edeyim. Şimdi burayı siliyorum. Hocam bu sefer K 10'dan büyük olsun. Tamam. K büyüktür 10. Yani 11 diyelim. Tamam. 2x eksi 3. Benim bu 2x eksi 3 aslında bir figürana. Bununla bir işimiz yok. Artı 11 eşittir ya 10'dur. 2x eksi 3 artı 11 ya da eksi 10'dur. 11'i karşıya attım eksi 1. Mutlak değer eksi 1 olamaz. 11'i karşıya attım eksi 21. Mutlak değer eksi 21 olamaz. Aa, bir şey çıkmadı. Çözüm kümesi boş küme. Çözüm kümesi boş küme ise K büyüktür 10'dur. 12 yaz. Yine bu da negatif, bu da negatif oluyor. Olmadı. Olay anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Bu sefer K 10'dan küçük olsun. K 10'dan küçük ama eksi 10'dan da büyük olsun. Çünkü arkadaşlar bunun eksisine kadar, sonsuza kadar gidecek hali yok. Tamam, bu arada ne var? 3 var mesela. 3'ü basalım. 2x eksi 3 artı 3 eşittir ya 10'dur. 2x eksi 3 artı 3 eşittir eksi 10'dur. 3'ü karşıya attım 7. Mutlak değer 2x eksi 3 7'ye. 3'ü karşıya attım. Mutlak değer eksi 2x eşittir eksi 13. Tam buradan bir şey çıkmaz. 7 ise de iki durum var. Ya 7 ya eksi 7. Aa, çözüm kümesi iki elemanlıysa K 10'dan küçüktür. Eksi 10'dan büyük diyeceğiz. Olay anlaşıldı mı? Devam edelim. Hocam K eksi 10 olsun. Tamam. K eksi 10 olsun. Dışarıdakinin eksisi olsun. Yani 2x eksi 3 eksi 10 ya 10'dur. 2x eksi 3 eksi 10 eksi 10'dur. Eksi 10'u karşıya attım 20. Eksi 10'u karşıya attım 0. 20 olduğu için ya 20 ya eksi 20. İki durum var. 0 olduğu için tek durum var. Aa, 3 kökle çıktı. 3 elemanlıysa K demek arkadaşlar bunun eksilisiymiş. Bitti. Bir de arkadaşlar son durum. Eksi 10'dan küçük olsun. Eksi 10'dan küçük ise eksi 11 diyelim. Eksi 11'e eksi 11. Eksi 11'e karşıya attım. 21, 1, 2 durum var. 2 durum var. 4 elemanlı diyorsa K küçüktür. Eksi 10'dur. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Güzel bir yorum sorusu. Sadece değer yazarak. Dışarıdakine ilişkisi vardır dedim. Ya 10'dur, ya 10'dan büyüktür, ya 10'la eksi 10 arasındadır, ya eksi 10'dur ya da eksi 10'dan küçüktür. Bitti, bu kadar. Hepsini teker teker inceledim. Hepsini buldum. Ancak bu şekilde yaparsan ezber yok, haberiniz olsun. Hadi bakalım sorularımıza devam. Evet arkadaşlar, muhteşem 3 soru. Bunları da çözelim ve dersimizi bitirelim. Dedim ki arkadaşlar, burası eşlik olsa idi eğer, bu soru arkadaşlar çok kolay olurdu. Ya bu ifade buna eşittir ya da eksilisine eşittir. Ama küçüklük, küçük eşitlik, büyüklük, büyük eşitlik sorularında her iki tarafta da mutlak değer varsa karelerini alırsın, karelerini. Başka bu soru çıkmaz. Hadi bakalım. Her iki tarafın karesini alır mısın? Soru bitmiştir. Benim bu mutlak değeri yok etmem için her iki tarafın karesini almam lazım. Karesini alalım. Mutlak değerleri yok ederim. Yani eksi 2'nin karesi küçük eşittir x artı 3'ün karesi. Bitti. Mutlak değerleri kaldırdım. Karenin açımını yapalım. X kare eksi 4x artı 4. Birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı. Ve ikincinin karesi. X kare x kareye götürdü. Eksi 4x'i bu tarafa attım. 10x büyük eşittir. 9'u karşıya attım. Eksi 5. 10'a böldüm. X büyük eşittir. Eksi 1 bölü 2'dir. Çözüm kümesi eksi 1 bölü 2 ile sonsuz arasındadır. Bana bunu bu şekilde şıklarda bulursun ve işaretlersin. Demek ki arkadaşlar her iki tarafta da eşsizlik var ise, eşsizlik varsa, her iki tarafta mutlak değerliyse arkadaşım, hemen diyorsun ki her iki tarafın karesini alırım ve soruyu bitiriyorum. Geldik bizim bu sorumuza. Şimdi bu arkadaşlar güzel bir sorudur. Şöyle güzel bir sorudur. Şimdi bazı arkadaşlarımız fantazi yapmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar x tam sayı değerleri kaç tanedir? X'in alacağı tam sayı değerler toplamı. Bu tarz sorular sorulduğu zaman. Şimdi bu 2x artı 3 nasıl bir sayıdır? Tek bir sayıdır. Nasıl anladınız hocam? 2x çift 3 de ekle tek bir sayı. Tam da eksi 5 ile 4 arasında hangi tek sayılar var? Hocam şu 2x artı 3 mutlak değer eşittir. Hocam eksi 3 var. Kardeş hiç mutlak değer eksi olur mu? Bu istersen eksi 5000 olsun. Beni gendirmez ki bu. Mutlak değerler sıfırdan başlar. O zaman alacağı en küçük tek sayı 1'dir. Sonra 3 gelir. Bitti.
4'ten küçüğüm deyip de tek sayılar kimler var? 1 var, 3 var. 1 olduğu zaman ya 1 ya eksi 1. İki durum var. 3 olduğu zaman ya 3 ya eksi 3. Kaldır mutlak değeri 2x artı 3 ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Alacak kaç tane değer var? 4 tane değer var. Soru bitti. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Mantık bu, olay bu. Ha, büyütebilirim burayı. Burasına 8 diyebilirim. Sıkıntı değil. Burasına da eksi 100 diyebiliriz. Eksi 100'ün bir önemi yok ki. Yine arkadaşlar bu da bir tek sayı. Hocam bu sefer de tek sayı değil de çift sayı olsun. Sıkıntı değil. Diyorsunuz ki bu 2x artı 4. Ya 0'dır. Ya 2'dir. Ya 4'tür. Ya evet. Artı 4'tü bunlar. Özür. Artı 4. Artı 4. Artı 4. Ya 6'dır. Bir de arkadaşlar. Ya da eşlik olduğu için 8'dir. Bitti, bu kadar. 0'sa bir durum var. Sıfırdır yani. X buradan eksi 2 çıkar. 2 ise ya 2 ya eksi 2. 4 ise ya 4 ya eksi 4. 6 ise ya 6 ya eksi 6. 8 ise ya artı 8 ya da eksi 8. 2, 4, 6, 8, 9 tane tam sayı değeri vardır. Haberiniz olsun. Umarım anlaşıldı arkadaşlar. Mantık bu. Olay bu. Geldik sağdaki sorumuza. Şimdi her iki tarafta pozitif mi pozitif? Bunlara takla attıralım. Takla attıralım. Güzel. Hadi takla attıralım. Yön değişir ama. Yer değiştirelim bunlarda. Mutlak içindeki sayı yer değiştirebilirdi. X eksi 2 bölü 8. Bu küçüktür. Büyük olur. 1 bölü 3. Doğru mu arkadaşlar? İşler dışarı çarpımı yapalım. Sıkıntı yok. 3x eksi 6. Büyüktür 8'e. Güzel. Buraya kadar bizim bir sıkıntımız yok. Tek problem şu arkadaşlar. X 2 olamaz. Çünkü payda 0 olamaz ya. X eşit değildir 2. Onu da bilelim yani. Ne çıkarsa çıksın x 2 olmayacak. Büyüklük sorularında 3x eksi 6 ya büyüktür 8, 3x eksi 6 küçüktür eksi 8. Hatırlayalım. Eşitliklerde ya 8 ya eksi 8'dir. Küçüğüm dese idi diğer tarafa eksi 8 diyorduk. Ama büyüklüklerde ya bu bundan büyüktür, eksiye çarpın, yön değiştirin, eksi 8'den küçüktür. Eksi 6'yı karşıya attım. 14, 3'e böldüm. X büyüktür 14 bölü 3. Geldik buraya. Eksi 6'yı karşıya attım. 2. X küçüktür 2 bölü 3. Süper. Benden ne istiyorsun? En küçük pozitif tam sayı. 14'ü 3'e bölün arkadaşlar. 4 küsür. 4,5. O zaman X'in en küçük tam sayı, en küçük pozitif tam sayı değeri 5'tir. X'in minimum pozitif değeri arkadaşlar ne dedik? 5'tir. X 2 bölü 3. 2'yi 3'e bölün. 0 küsuratlı bir şey. 0 küsuratlıdan küçükse eksi 1 olur. X'in eksili minimum değeri de eksi 1'dir. İşte maksimum değeri. En büyük negatif tam sayı değeri eksi 1. En küçük pozitif tam sayı değeri 5. Benden bunların nesini istiyorsun? Toplamı nedir diyor. 5 yanı eksi 1'i toplayın. Cevap 4 olur, haberiniz olsun. Ne yaptım? Ters çevirdim. Ters çevirdim. Güzel. Şu 2 eksi x yerine x eksi 2 yazdım. İşler dışlar çarpımı yaptım. 3 x eksi 6. Büyüktür 8'den. Kaldır mutlak değeri 8'den büyük. Eksi 8'den küçük. X'i buldum. X'i buldum. Burada 5 olur. Burada da negatif en büyük tam sayı değer dediği için arkadaşlar. Eksi 5 olur. Eksi 1 olur. Eksi 1 ile 5'i toplarsanız soru bitti. Bezimiz nerede ya? Ben bezime baktım da bezi bulamadık gibi. Hah, buldum. Şimdi arkadaşlar ben sana ekstra bir soru daha yazayım. Şöyle bir soru yazayım. Öğrencinin bir tanesi bana böyle bir soru getirdi. Dedi ki hocam x bölü 2 eksi 3 mutlak değer eşittir 2020 faktöriyele. Dedi ki x değerler toplamı nedir? Hayda. Hocam 2020 faktöriyel. Arkadaşlar bu 2020 faktöriyel bir önemi yok. Mutlak değerler toplam istediği zaman bunlar birbirini götürecek. Sen merak etme. Ben buraya Mustafa'nın M'si desem bir sıkıntı olur mu? İşte 2020 ile uğraşmayalım ya. Tamam. Kalır mutlak değeri. X bölü 2 eksi 3 ya M'dir. X bölü 2 eksi 3 ya da eksi M'dir. 3'ü karşıya at. İşler dışlar çarpımı yap. X buradan 2M artı 6 olur. Çünkü eksi 3 karşıya artı 3 diye gider. İşler dışlar çarpımı. Eksi 3'ü karşıya artı 3 diye attım. İşler dışlar çarpımından eksi 2M artı 6 olur. Bu birinci X değerimiz. Bu da ikinci X değerimiz. Toplamını mı istiyorsun? Bunları topladığın zaman 2M eksi 2M'yi götürdü. Toplama ne oldu arkadaşlar? 12 oldu. Şıklardan 12'yi bulursun ve işaretlersin. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar.
Mantık bu, olay bu. Bu şekilde mutlak değerleri bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğenip yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Gerçekten arkadaşlar çok sıcak, kusura bakmayın. Urfa sıcaklarına ders anlatıyoruz. Bir de projeksiyonlar da var. Emeğe saygı diyelim. Beğenip yorum atalım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.